Herkese merhaba. Açık Veri ve Teknoloji Derneği'nin Açık Kürsüsü'ne hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi açık verinin dijital külliyatını yaratmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de birçok birbirinden değerli konuklarımızı ağırlıyoruz. Bugün Açık Kürsüsü'nün konuğu da Sayın Doçent Doktor Tolga Çakmak. Kendisi Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi ve aynı zamanda da Dijital Dönüşüm Ofisi'nde çok kıymetli görevleri var. Bildiğiniz gibi son zamanlarda biz sürekli işin dikeydeki uygulamalarını, kamu tarafında uygulamalarını, belediyecilik tarafında uygulamalarını aktarırken sürekli bir takım platform diyoruz. İşte üst verilerden bahsediyoruz, açık verilerden bahsediyoruz ve bunların ne olduğu ile ilgili de yeni bir kademeye geçelim istedik. O yüzden de sağ olsun hocamız kırmadı bizi. Tolga Çakmak aramızda ve biraz sonra bu sohbeti kendisiyle yapacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhaba. Teşekkür ederiz hocam. Ben çok vakit kaybetmeden ilk sorumla başlayayım. Açık veri Tabii. kapsamında yapılandırılan, işte biz çok platform var. Az önce bahsettiğimiz, bize sıklıkla bütün etkinliklerimizde bahsediyoruz bunlardan. Bu platformlar hangi özellikleri taşımalıdır diye sorarak başlayayım sizlere. Peki, çok teşekkür ediyorum öncelikle. Yani konunun teknik tarafında hem platformlar ve özellikle portaller bu noktada yapılandırılıyor. Ve günümüzde dünyada çok fazla örneği var. Hatta bunların 2015 yılındaki örneklerine baktığımız zaman 1600 civarında portalin olduğu dünya üzerinde bu 2015 verisi yaklaşık 6-7 yıl önceki veri. Bu tür bir açık veri portali girişimi yani kurulumu girişiminde olduğunu görüyoruz. Burada özellikle açık veri kapsamında yapılandırılan platformlar tabii esas öncelikli amaç kamudaki verilerin paylaşımı yani kamu kurumlarının verilerini paylaşma noktasında kurdukları platformlar aslında bu noktada öncelikli hale geliyor. Özellikle açık devlet yaklaşımları çerçevesinde kamu kurumlarının bu verileri kendi web sayfalarında veya işte PDF formatında belirli formatlarla yayınladıklarını görebiliyoruz. Ancak günümüzde geldiğimiz nokta biraz daha buradan farklı. Özellikle dokümanlar veya ham haldeki verileri sadece web sayfası üzerinden sunmak ihtiyaçları ne derece karşılıyor noktası biraz tartışmalı bir konu. Çünkü mevcut durum kamu kurumu olduğu zaman çok fazla kitleye, çok geniş bir kitleye hitap etme durumu var ve bu verilerin yeniden kullanımı veya sağlayıcılarla sunumu noktasında da farklı özelliklerin olması gerekliliği ortaya çıkıyor. Yani bu verinin veya bu tür verilerin nasıl kullanılacağı, hangi ihtiyaca cevap vereceğini saptamak veya bunlara yönelik bütün ihtiyaçları karşılayacak bir yapının kurulması da tabii ki platformlar sayesinde olabiliyor. Günümüzde bunun sağlayıcısı veya buna yönelik olarak hizmet veren açık kaynak kodlu da çok fazla platform var. Tabii burada özellikle bu tür platformların aslında bir dokümanların veya sunulan verilerin kataloğunu içermesi gerekiyor. En önemli özelliklerden birisi bu. Tabii bu katalog aynı zamanda sadece insanlar tarafından erişilebilir değil, bir de makinelerce erişilebilir, anlamlandırılabilir olmalı. Özellikle burada bu veriyi tanımlamak veya bu dokümanları tanımlama noktasındaki uygulamalar ön plana çıkıyor. Bunun dışında özellikle bu dokümanların veya verinin kullanımına yönelik yönlendirmeleri içermesi gerekiyor. Veya aynı zamanda bir tartışma forumunu yani özellikle vatandaş devlet veya vatandaş kamu kurumu arasındaki iletişime yönelik olarak bir tartışma forumunu içerebiliyorlar. Veya bir dağıtım kanalını içerme durumu söz konusu. Özellikle farklı kanallar üzerinden bu verinin veya bu dokümanların dağıtım uygulamalarını içermesi bekleniyor. Diğer taraftan da bir geri bildirim kanalı olma durumu da var. Yani yayınlanan veriye ilişkin yorumları içermek veya bu tür dokümanlarla ilgili yapılan çalışmaların sunulduğu bir yapının aslında temel düzeyde yer alması gerekiyor platformlarda. Tabii burada özellikle platformların işlevleri veya burada veri dönüştürme özellikleri veya görselleştirme özellikleri sunduğunu da biliyoruz. Yani bazı araçları sunup özellikle günümüzdeki popüler programlama dillerini veya yazılımları da içerisine barındırıp veri analiz ettirme veya dönüştürme özelliklerini taşıdıklarını görebiliyoruz. Günümüzde de aslında beklenti biraz daha bu yönde. Yani o veriyle kullanıcının işlem yapabilmesi, ihtiyacını karşılayabilmesi veya dönüştürebilmesi gibi özellikleri barındırmaları aslında bu tür platformlardan bekleniyor.
Genel olarak sayacak olursak bu özellikler öncelikli yapıda diyebiliriz aslında. Tabii yani sonuçta evet bir veriyi açtık. Hep işte zaten tartışmanımızı da ve anlatmaya çalıştığımız şey de bu. O yüzden somutlaştırmaya da çalışıyoruz. Az önceki anlattığınız yere kadar özellikler bunlar. Biraz da bunun teknik yönlerden sahip olması noktasına değinmekte fayda var. Aslında tabii cümle içeren sınır geçiriyor olduğunuz ama hani biraz daha detaya girmemiz gerekirse teknik yönlerden hangi özelliklere sahip olmasını bekleriz bir portalda? Tabii burada aslında platform dediğimiz zaman çok daha geniş bir kapsam. Yani portali de kapsayan bir yapı ama biz günümüzde özellikle açık veri ve açık devlet uygulamaları boyutunda teknik boyutta hep portalleri görüyoruz. Açık veri portallerini görüyoruz. Burada bu portaller aynı zamanda verinin, açık verinin dağıtılması ve bunlara kolay erişimin sağlanması için aslında bir merkezi noktayı oluşturuyor. Özellikle aranabilir ve birden çok veri seti üzerinde arama özelliği taşıması burada en önemli aşamalardan birisi. Ve genellikle yeniden kullanma, yani verinin yeniden kullanılması ve bundan değer üretilmesi noktasında bu portaller ciddi anlamda işlev taşıyor. Çünkü günümüzde aslında şöyle bir kavram var. Bir nesne veya bir materyal internet veya ortamında değilse veya çevrimiçi değilse yoktur gibi bir algılanma da söz konusu. Dolayısıyla bu portaller aynı zamanda bu veri setlerinin görünürlüğünün sağlanmasında veya işte arama motorları tarafından erişilebilirliğinin sağlanmasında bir aracı rolde bulunuyorlar. Ancak tabii burada bir takım sorunlar da söz konusu. Yani veri portali kurmak yazılımsal teknik bir boyutta yer alabilir ama burada özellikle kamu yönetimlerinin bu tür veri portallerini yapılandırırken farklı boyutlardaki verilere veya farklı bilgi sistemlerini kurma yoluna gittiklerini görüyoruz. Ve bu tür sistemlerdeki en büyük sorun aslında karşılıklı işlerlik dediğimiz. Verinin bir veriden bir başka sisteme, daha doğrusu bir sistemden diğer sisteme aktarılması noktasında eksikliklerin olması gibi bir durum karşımıza çıkıyor. Yani bugün çok net bir şekilde işte bir yazılım geliştirebiliriz ve bu yazılımda da aynı zamanda bir veri portali yapısını kurabiliriz. Ama burada önemli olan şey bu verinin bir başka sisteme aktarılması, görünürlüğünün sağlanması noktasında da bu sistemin bir başka sistemle konuşabilmesi gerekiyor. Yani dolayısıyla bu tür özellikler olmadığı zaman veri portalleri aslında işlevini sadece kendi adresi üzerinden veriyi sunmakla geçirmiş oluyor. Dolayısıyla burada karşılıklı işlerlik noktasına yani verinin transferi noktasına özel bir ilgi göstermek gerekiyor. Özellikle veri setleri bağlamında da. Çünkü yeniden kullanım açısından veri setleri de çok farklı formatlarda üretiliyor. Ve bu formatlar içerisinde günümüzde çok yaygın kullandığımız formatlardan yaygın kullanılmayan formatlara kadar çok geniş bir yelpaze olduğunu söyleyebiliriz. Ve bunların bir sistemden diğerine geçirilmesi de çok ciddi anlamda bir çalışmayı gerektiriyor tabii ki. Tabii çözüm burada özellikle merkezi yapıların, ülke portallerinin kurulması boyutunda gerçekleşebiliyor. Veya işte bölgesel bir kurulumla bu süreç gerçekleşebiliyor. Veya yerel boyutta bir portalin kurulmasıyla da yapılandırılabiliyor. Özellikle burada yerel yönetimler çerçevesinde kurulan ülkemizde de benzer portaller var ve veya bölgesel boyutta ülke çerçevesinde kurulan portaller var. Mesela işte Avrupa Birliği'nin kurmuş olduğu bir veri portali var. Bölgesel boyutta bu tür portallerle de işbirliğinin yapılıyor olması son derece önemli. Ve burada bu portaller hem kurum bazında ya da bir yönetici tarafından da tabii ki yani kurumun kendi içerisindeki bir yapı tarafından da yönetilebilir. Burada önemli olan yapı aslında verinin boyut açısından belli bir bölgeye, belli bir yere hitap edecek şekilde yapılandırılması gerekiyor. Burada özellikle hani ne tür özelliklere sahip olmalı dersek özellikle veri portalleri açısından konuştuğumuzda yani bu platform aynı zamanda veri setlerine erişim sağlanması gerekiyor. Yani erişim sağlıyor olması gerekiyor. Bu veri setleri üzerinde arama yaptırıyor olması gerekiyor. Hatta bazen veri setinin kendi içerisindeki materyallerden veya veri setinin içerisinde yer alan verilerden dahi erişim sağlayabilir noktada bir dizinleme sistemine sahip olması gerekiyor.
Tabii burada özellikle üst veri dediğimiz kavramı kullanıyor olması ve buna göre kaynaklara zaman açısından veya ne zaman üretildiği, ki ne zaman güncellendiği gibi noktalarda da erişim sağlaması gerekiyor. Bunun dışında özellikle verinin yeniden kullanımı noktasında bazı uygulamaları içermesi gerekiyor. Biraz önce söylediğim gibi işte bazı görselleştirmelerle o veri seti üzerinde uygulamaları içermesi gerekiyor. Ve burada özellikle bir topluluğun yöneteceği veya bir toplumun buluşma noktası şeklinde bu tür bir veri üzerinde analiz yapmasını sağlayacak bir mekanizma haline gelmesi gerekiyor. Özellikle veri portallerinin genel olarak bu özellikleri taşımasını bekliyoruz. Sektöre baktığımızda yaklaşık 16-17 tane açık kaynak kodlu yazılım söz konusu. Özellikle dünya genelinde kullanılan ve ülkelerde de özellikle bu tür yapılanmalarda açık devlet verisinin yönetiminde aktif olarak bu açık kaynak kodlu yazılımların yoğun olarak tercih edildiğini gözlemleyebiliyoruz. Ve bu kaynak, daha doğrusu bu yazılımlarda biraz önce saydığım özellikleri, veri kataloğunu içerme, bu veri katalogları üzerinde bütünleşik veya ön yüzden arama yapabilme gibi özellikleri içeriyorlar. Bu açıdan da aynı zamanda da birer üst veriye sahipler ve bu üst veriler aslında bir noktada da verilerin görünürlüğünü sağlamada da çok ciddi etki sağlıyor diyebilirim. Evet. Şimdi biraz sonra tabii üst veriyi soracağız size ama öncesinde bu portallardaki verilerin görünürlüğü ve erişim içinde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar söz konusu. Biraz ayrıntıya girebilir miyiz bu noktada da? Tabii ki burada yani portallerde veriyi sunmak tek başına yeterli olmuyor. Yani bir arka planda size sağlanan bir kullanıcı arayüzünden bilgisayarınızdan veya ilgili kurumun yetkisi dahilinde sisteme veriyi aktarmak tek başına yetmiyor. Yani bir CSV dokümanını veya işte bir Excel dokümanını sisteme tek başına yüklemek o veriyi görünür kılmaya yetmiyor. Dolayısıyla burada bu veriyi tanımlayacak diğer ayrıntılarının yani o veri setinin tanımının ve diğer özelliklerinin de sunulması gerekiyor. Tabii bu özellikleri sunarken de biraz sonra da sizin soracağınızı söylediğiniz bu özellikle üst veri konusuna ayrıca dikkat çekmekte yarar var. Çünkü üst veri aynı zamanda bu verilerin makinece de anlamlandırılabilmesini veya işte veri setini tanımlarken kullandığınız ifadelerin makineler tarafından işlenebilmesini sağlıyor. Yalnızca insanlarınca anlaşılır hale gelmiyor. Diğer taraftan da makinece de aynı zamanda bu veri setini anlaşılabilir, daha çok kullanılabilir hale getiriyor. Bunun dışında yine bu görünürlüğü sağlayacak veya erişimi sağlayacak bir diğer noktada entegrasyona izin veren yapıların kurulması. Entegrasyondan kastettiğim şey biz bugün İşte yerel bir portalin veya bir yerel yönetim portalinin içerisinde veriyi bulmak için o adresi net olarak bilmemiz gerekiyor. Ancak biz bunu daha merkezi sistemler içerisine entegre edecek şekilde yapılandırırsak o platformlar doğrudan sizi buraya yönlendirebiliyor. Örneğin kültür kurumları için özellikle kültürel bellek kurumları dediğimiz kütüphaneler, arşivler, müzeler için böyle bir yapılanma var Avrupa'da. Mesela Avrupa Dijital Kütüphanesi adını taşıyor, Europeana platformu. Bu platformda Avrupa'dan ve Türkiye'den de bazı kurumların, daha doğrusu bazı arşivlerin, müzelerin kendi nesneleri ne ilişkin üst veriler var. Bu platform üzerinden aradığınızda siz herhangi bir şekilde nerede olduğunu, şu o ana kadar bilmediğiniz adresini tam olarak bilmediğiniz bir yere merkezi bir platform üzerinden erişim sağlayabiliyorsunuz. Ve bu platform size aslında daha önce hiç farkında olmadığınız bir nesneyi bir başka Avrupa'nın bir kentindeki bir müzede olduğunu tespit etmenizi sağlayabiliyor. Dolayısıyla böyle bir yapıya sahip olması gerekiyor. Veri setlerinin bulunduğu veya kamu verisinin tutulduğu bu tür sistemler için. Benzer bir uygulamayı günümüzde devlet içerisinde de görebiliyoruz. Örneğin işte araçlarım menüsü içerisinde sunulan yapıda birbirinden farklı kurumlar. Ama tek bir menü altında bir araya getirilmiş durumda. Biz onun hangi kurumdan geldiğini bilmek durumunda değiliz ama o hizmetten yararlanabiliyoruz. Veri setleri içinde bu tür bir merkezi yapının yönetim açısından veya görünürlük sağlama açısından kurulması aslında hem kamudaki kurumların veri setlerinin daha erişilebilir olmasından hem de daha fazla kullanımını sağlama açısından önem taşıyor. Tabii bunu yapabilmek için de öncelikle alt portallerin yani kurum bazındaki bireysel portallerin veya yerel yönetim portallerinin bu sistemleri
uygun bir şekilde yapılandırılmış olması, bu tür standartlara net olarak sahip olması gerekliliği karşımıza çıkıyor. Evet. Şimdi üst veriyi de bir soralım size. Az önce cümle içerisinde sürekli geçirdik tabii konuyu ama aslında Evet. açıklamasını yapmış bulundunuz ama yine de hani bir detayına girelim. Burada bizim için üst veri nedir ve hani neden önem taşıyor? Yine sıklıkla cümle içerisinde neden başvurduğumuzu bir tık daha anlatalım isterseniz. Tabii tabii. Özellikle üst veri dediğimiz kavram aslında verinin ne olduğunu açıklayan veya verinin yerini gösteren, veriyle ilgili ayrıntıları sunan bir kavram. Yani daha çok bunu disiplinlerin veya alanların farklı şekilde tanımladığını da görüyoruz. En bilinen tanımı data about data, yani veri hakkında veri olarak geçen bir kavramı var. Ancak burada alanlar bazında baktığımızda bilgisayar bilimleri bu süreci biraz daha farklı tanımlayabiliyor. Bir veri olarak işte herhangi bir nesnenin işte bitlerle ifade edilmesi gibi tanımlar da söz konusu. Ancak üst veri dediğimiz yapı aslında bir nesnenin ne olduğunu gösteren, nasıl olduğunu açıklayan veya bunun içerisindeki diğer ayrıntılarını sunan, kim tarafından üretildiğini, sahipliğini gösteren, kullanım haklarını gösteren ve o veriyi anlatan aslında diğer veriler diyebiliriz. Ve buna ilişkin bir takım standartlar çerçevesinde kullanılıyor. Üst veriyi yönetmek son derece önemli çünkü aslında siz o veri setini tanımladığınız zaman aslında o veri setinin ne olduğunu anlatabiliyorsunuz ve bu makinelerce anlaşılabildiğinde veri daha aktif bir şekilde arama motorlarında görünür olabiliyor. Bir belli bir süre önce örneğin arama motorlarının politikalarında bu tür yapılar vardı. Web'in kimliklenmesi bağlamında. Günümüzde de var aynı zamanda ama daha farklı şekillerde de çalışıyor. Bir web sayfasının bu tür tanımlayıcı bilgilerine sahip olması o web sayfasını bizim aslında yüzeysel web dediğimiz web'e çıkmasını sağlayabiliyor. Yani arama motorlarınca görünür olabiliyor. Benzer bir uygulama burada bütün nesneler için geçerli. Üst veriye sahip olan veri setleri veya üst veriye sahip olan bilgi nesneleri günümüzdeki sistemler tarafından anlaşılabiliyor ve elde edilebiliyor. Sonrasında farklı amaçlarla da erişilebilirlik, görünebilirlik anlamında kullanılabiliyor. Dolayısıyla burada üst veriyi yönetmek veya üst veri kurgusunu bir veri seti için yapmak son derece önemli. Tabii burada hangi bilgiler aslında bir veri seti için sunulacak, hangi ayrıntılara bu veri seti içerisinde yer verilmesi gerekiyor gibi noktaların yöneticiler tarafından ve teknik ekip tarafından ele alınması gerekiyor. Yani bir veri seti için olmazsa olmaz tanımlayıcı alanlar nelerdir mesela veya opsiyonel olarak sunulabilecek alanlar nelerdir? Bunların belirtilmesi gerekiyor. Özellikle bir veri setini tanımlayan veya bunun dağıtımını sağlayan önemli yönlerinin belirtilmesi gerektiğini görüyoruz. Veri portallerinde de özellikle bu tür bir standardın yapılandırılması gerekiyor. Yerel anlamda da veya açık kaynak kodlu bir yazılım değilse veya böyle bir standardı desteklemiyorsa da bu standardı destekleyecek bir yapının tercih edilmesi son derece önemli. Özellikle hani burada veri setleri bazında hangi özelliklere yer verilmesi gerektiği sorulduğunda da hani burada özellikle genel uygulama açısından bir tanımlayıcı üst veriye sahip olması gerekiyor. Yani o veri setinin genel özelliklerini ele alan alanlara yer vermek gerekiyor. Mesela bunlar birincisi veri setinin adıdır yani başlığıdır. Hangi veri seti olduğunu birincisi açıklama noktası bu son derece önemlidir. Bunun dışında bir description yani açıklama alanının olması gerekiyor. O veri setinin içerisinde ne var, hangi döneme ilişkin bilgi veriyor veya veri setinin genel yapısı ne? Mesela bu son derece önemli noktalardan birisi. Bir diğeri bu veri setine erişim için veya veri setinin içeriğinde bulunan anahtar kelimelerin neler olduğunun belirlenmesi. Bu veri setinin yine ne zaman yayınlandığı bilgisinin verilmesi. Veya bu veri setinden kimin sorumlu olduğunun belirtilmesi özellikle kamu kurumlarındaki veri paylaşımı açısından önem taşıyor. Yani bu veri setinin yayıncısı kim? Bu bizim için aslında günümüzde bilgi okuryazarlığı dediğimiz veya bilginin doğrulanması noktasında da önem taşıyan verileri aslında biz üst veriyle sunmaya çalışıyoruz. Özellikle bir kurumdan geliyorsa bu verinin güvenilirliği veya resmiyeti hakkında da bilgi sahibi olabiliyoruz. Bunun dışında bu veri setiyle ilişkili iletişim kişisi kimdir, kime sorulması gerekiyor gibi ayrıntıları içermesi lazım. Yine bunun dışında özellikle
tercih edilebilecek bir diğer alan veri setinin coğrafi konum açısından hangi bölgelere ait bir bilgi içerdiği. Ki günümüzde bunu biz yine veri portallerinde de görebiliyoruz. Benzer harita eklentileriyle veri setinin hangi bölgeye ait olduğunu gösterebilen yapılar söz konusu. Bunu yapabilmek için de o veri setinin hangi ilden, hangi ülkeden, hangi bölgeden toplandığına ilişkin bir verinin sisteme tanımlanması gerekiyor. Yine veri setinin taşıdığı veya kapsadığı bu zaman dilimine ilişkin veya bölgeye ilişkin ayrıntıların sunulması son derece önemli üst veri tasarımı açısından. Ve yine bir veri setini tanımlarken en son düzenleme ne zaman yapılmış, son güncelleme tarihi nedir gibi ayrıntıları mutlaka bu yapı içerisinde belirtmek gerekli. Tabii bir başka boyut da şu, yine bu veri seti hangi kategoride yer alıyor? Biz bugün günümüzde yerel yönetimler veya diğer uygulamalarda birçok kategori altında bu veri setlerinin yayınlandığını görüyoruz. İşte ulaşım, finans, ekonomi veya eğitim başlıkları gibi başlıkları içerebiliyorlar. Bu veri setin ilgili olduğu kategori, tema tam olarak nedir? Bunların açık bir şekilde üst veri yapısı içerisinde veri setini sisteme yüklerken de girilmesi ve tanımlanması gerekliliği karşımıza çıkıyor. Tabii bunlar bir noktada iş sürecini biraz daha arttırıyor olabilir. Özellikle veriyi yükleyen veya veriyi bu sisteme tanımlayanlar için bu ek bir iş süreci gerektirebilir. Ama buradan elde edilecek kazanım verinin daha fazla görünürlüğü ve daha fazla aslında değer üretilmesi. Bir yandan da bu verinin doğruluğu ve resmiyeti içinde aslında fikir sahibi olmuş oluyor kullanıcılar. Bir diğer nokta özellikle bu verinin kullanım lisansları. Yani veri seti bazında burada farklı uygulamalar olabiliyor. Dolayısıyla veri setlerini bu tür portallerde tanımlarken de bu lisansların veri seti bazında neleri içermesi gerektiği gibi ayrıntılar bu içerikte sunulması gerekiyor. Ve buna ilişkin alanların yer aldığı standartlarda günümüzde ve özellikle veri portallerinde yaygın olarak kullanılıyor diyebilirim. Evet. Çok teşekkür hocam. Gayet dolu dolu aslında bütün adımları bize aktarmış oldunuz. O yüzden biz çok memnunuz tabii. Çünkü her zaman böyle teknik bilgilerle donanamıyoruz ve birileri de gerçekten bilgi erişmek isteyene derli toplu bir yerde bulması gerçekten çok kıymetli. Ama bir son soru soracağım. Çünkü bizim açık verideki bir meselemiz de bu süreklilik aslında. Yani tabii burada portalları kurduk. İşte bu üst verilerin yönetim ve sürekliliğinin sağlanması gerekiyor haliyle. Burada hani süremiz azaldı ama yine de uygulama örneklerinden de aktarabilirsiniz. Çok memnun oluruz. Tabii ki memnuniyetle. Şimdi biraz önce saydığım maddeler aslında bir noktada bu veri setinin ve yayınlanması sürecini biraz daha uzatıyor olabilir. Yani biz burada genelde örneklere baktığımızda işte ne görüyoruz? Bir portale arka plandan kurumdaki bir yetkilinin veri setini yüklemesi olarak görüyoruz. Ve bu seti yüklerken de biraz önce saydığım üst veri alanlarını da doldurursa yaklaşık 15-16 tane veri elemanını veya tanımlama elemanını da sisteme girmesi gerekiyor. Şimdi bu noktada karşımıza özellikle bu tür portallerde şöyle bir yapı çıkıyor. Evet biz elle veri setini yüklüyoruz ama bu veri seti çoğu zaman veya bu tür veriler çoğu zaman dinamik veriler. Yani bir kere üretilip de ondan sonra kalan veriler değil. Örneğin işte en net örneğini hava kirliliği verisini görerek gösterebiliriz. Yani bir bölgedeki hava kirliliği verisini siz günlük olarak hatta bazen saatlik olarak güncellemeniz gerekebilir. Şimdi bu tür bir güncelleme sürecinde verinin bir kere yayınlanması ve sonrasında tekrardan ben gün bazında, saat bazında bu portale bu veriyi teker teker yüklemem anlamına gelir. Bu noktada da özellikle otomatize edilmiş yapıların geliştirildiğini görüyoruz. Yani evet bir veri seti yayınlanıyor veya biz günlük kamu uygulamaları çerçevesinde kamu kurumları kendi hizmetlerini verirken bu verileri üretiyor ve sürekli üretilen bir yapı var. Ve bu veri setlerinin bu tür portallerde sunumu da aynı zamanda bir süreklilik gerektiriyor. Yani ben bugün işte hava kirliliği verisini yayınladıysam o veri bir gün sonra eskimiş hale geliyor. Tekrardan yüklemem gerekiyor. Dolayısıyla burada sistem bazında özellikle üst veri harmanlama yapısı dediğimiz, üst veriden verileri tekrardan çeken ve bunları merkezi platformlara otomatik olarak aktaran yapıların kurulduğunu görüyoruz. Örneğin burada en iyi örneklerden birisi belki de Avustralya'nın açık veri portalidir. Avustralya'nın açık veri portalinde bulunan verilerin
%92'si hatırladığım kadarıyla otomatize edilmiş bir sistem tarafından sağlanıyor. Bunun adı da AGDA diye bir sistem gördüğüm kadarıyla. Bu sistem şöyle bir şey yapıyor. Kamu kurumlarının web sitelerine aynı bir arama motoru örümceği gibi inceleyip orada yayını açık veri portallerinde veya açık verileri saptayıp sonrasında da ülkenin ulusal portaline bununla ilgili bir sayfa açıp o verinin üst verilerini otomatikman buraya aktarabiliyor. Şimdi bu aynı zamanda belirli sürelerle çalıştırılan bir arama motoru yapısı. Bildiğim kadarıyla 10 günde bir güncelleniyordu ama bu tür bir avantaj aynı zamanda insanın bu noktada iş sürecini veya bu veri setini sürekli güncellemesinin önüne geçebiliyor. Yani karşılıklı işlerlikten aslında kastetmek istediğim yapı da biraz da bu. Bu tür bir platform aynı zamanda veri setlerinin merkezi sistemlerde veya yerel yönetim sistemlerinde de alttaki daire başkanlıklarının mesela yayınlamış olduğu veriler var. Bunları otomatikman çekip ana portal üzerinden sunabilmesi bir iş yükünün veya bu tür bir kaybın da aslında önüne geçebiliyor. Dolayısıyla burada üst veri yönetiminin böyle bir etkisi de söz konusu. Yani veri setini tekrardan yayınlamak yerine veya elle bir kişinin burada görev alması yerine bu tür sistemler otomatize edilebilir. Ve belirli aralıklarla da bu tür harmanlayıcıların veya bu tür yapıların kurulması o veri setinin belirli zaman aralıklarında güncellenmesini de sağlayabilir. Dolayısıyla bazen bu tür yapılar insan hatasından doğabilecek hataların da önüne geçme açısından avantajlı olabiliyor. Dolayısıyla açık veri portallerinde de bu tür yaklaşımların kurulması son derece önemli diye düşünüyorum. Yani bir portalin aynı zamanda bu veriyi dışarıdan alabilip tekrardan sunabilecek bir yapıda veya bir sistemden çekebilecek bir yapıda olması temel önceliklerden birisi. Özellikle bu altyapının açık devlet verisi gibi verilerin özellikle ikinci aşamada genellikle yer alıyor. Bu üst veri yönetimi bağlamında bir mekanizmayla veya bir veri yayınlandığı anda sistem üzerinden bir başka portale aktarılabilmesi bağlamında da önem taşıdığını gözlemleyebiliyoruz. Bunun da örneklerini net olarak göstermemiz mümkün. Dediğim gibi az önce bir ülkenin ulusal veri portalinin %90'ından fazlasını sağlayan bir aracı, bir makine olabiliyor. Dolayısıyla hani bu tür durumlarda da verinin hem sürekliliğini sağlamak hem de doğabilecek hataları azaltmak nispeten mümkün hale gelebiliyor diyebilirim. Çok teşekkürler hocam vermiş olduğunuz bilgiler için. Evet değerli izleyenlerimiz, bugün Açık Kürsü'nün konuğu Sayın Doçent Doktor Tolga Çakmak'tı. Kendisi Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi ve aynı zamanda dijital dönüşüm ofisinde de önemli görevleri yerine getiriyor. Ve bugün hem portallara değindik hem de üst veri yönetimi kendisiyle ele almış olduk. Vakit ayırıp bizleri izlediğiniz çok teşekkür ederiz. Evet hocam, sizlere de vermiş olduğunuz dolu dolu bilgiler için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Ben teşekkür ediyorum. Böyle bir platformda yer almaktan da çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Çok sağ olun. Teşekkürler hocam. Sağ olasın.